Türkiye.com tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Brüksel ile karşınızdayız. Bu bölümde bir nebze daha küresel diplomatik ilişkileri ele almaya çalışacağız. TEPAV Dış Politika Direktörü Gülru Gezer bizimle. Gülru Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Harika Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Söze dilerseniz Putin'in yeniden başkanlığıyla başlayalım. Sizler de zaten yazınızda belirtmişsiniz. Hemen detayları şöyle paylaşmak istiyorum ben de. Independent Turkish'teki yazınızda Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümü ve Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri başlıklı yazınızı biz de keyifle okuduk, takip ettik. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi 114 milyon Rus seçmenin %74'ü tekrar Putin dedi ve önümüzdeki 6 yıl boyunca da Rusya'yı yönetecek olan devlet başkanı yine Putin oldu. Zaten karşısındaki adaylar çok da güçlü adaylar değildi. Hatta öyle ki oyların çifthaneye dahi çıkması beklenmiyordu. Önemli adaylardan bir tanesi de tırnak içinde söylemek gerekirse aniden hayatını kaybetti seçimlerden önce. Önce seçimlere şöyle genel bir bakış atalım sizle birlikte, ardından detaylarına inelim dilerseniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi Harika Hanım, yani aslında seçim sürecinde Putin'e gerçekten muhalif olabilecek bir takım işte isimler, mesela Yekaterina Dunsova var, eski gazeteci, ondan sonra Boris Nadezhdin var. Son olarak da sizin de bahsettiğiniz Alexei Navalny, yani Dunsova ve Nadezhdin. Dunsova zaten en başında elendi seçim sürecinin. Nadezhdin biraz daha Putin'e yakın çevreler tarafından bilindiği için, belirli ölçüde onlar nezdinde bir nüfuzu olduğu için seçim sürecinin bir kısmına kadar geldi. Ama tabii onun kurmuş olduğu seçim merkezlerine yönelik destek olunca onun da tabii seçim sürecinde elenmesi söz konusu oldu. Ama tabii ki muhalifler arasında sizin de bahsettiğiniz gibi en belki de Putin açısından tehdit teşkil edebilecek kişi Alexei Navalny. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz şüpheli bir şekilde hücresinde ölü bulundu. Dolayısıyla mevcut o üç diğer aday ise, yani Hartinov, Davankov ve Leonid Slutsky ise %4, 4,5, %3 civarında, yani sizin de bahsettiğiniz üzere çifthanelere çıkmayacak şekilde oylar aldı. Zaten bu bahsettiğim yarışa giren Putin'le beraber 3 aday, hani ne Putin'i Ukrayna savaşı, Ukrayna politikası bağlamında hani ciddi anlamda muhalefet eden, hele iç siyasette zaten hiçbir surette muhalefet etmeyen isimler, Rus siyasetinde yer alan isimler. O yüzden de Putin'in aslında burada zaferi hani engellenemeyecek bir biçimde oldu. Ama tabii burada Putin için önemli olan şey şuydu. Zaten sandıktan çıkacağı belliydi. Ama yüksek bir oy oran almak onun için önemliydi. Ve 91 yılından bu yana yapılan seçimlerde katılım oranı %77,44 oldu. Bu yanılmıyorsam 91 seçimlerinde %74 civarındaydı. Putin ise %87,32. Bugün açıklanan, yani sandıkların %99,5'i sayılmış Rus Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı'nın açıklamasına göre %87,32 evet oyla seçilmiş oldu. Bu da tabii hani hem iç kamuoyuna yönelik olarak hem de dünyaya vermek istediği mesaj bağlamında benim politikalarım destekleniyor, Ukrayna'ya yönelik politikalarım destekleniyor. Bir 6 yıl daha güçlü bir şekilde bu ülkeyi yöneteceğim mesajını vermiş oldu. Şimdi tabii seçimler şu açıdan da harika, ilginç de. Çünkü sadece hani
Rusya'da değil, aynı zamanda Rusya'nın işgal ettiği topraklarda da, ihlak ettiği topraklarda da oldu. Yani işte Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya, Gürcistan'da Güney Ossetya, Abhasya, bir de Moldova'da Transdniester'de seçim sandıkları açıldı. Tabii bu Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'daki bölgelerde düzenlenen seçimler uluslararası toplum tarafından ve özellikle Batı tarafından kınandı. Hiçbir yasal temeli olmadı ve uluslararası hukuka da aykırı olduğu belirtildi. Seçimler sonrasında işte Zelenski'den bir açıklama geldi. Biliyorsunuz seçim sürecinde Navalny'nin eşi Navalny'a, Yulia Navalny'a, Alexei Navalny'nin davasını artık ben yürüteceğim diyerek Avrupa'da olmakla beraber, yurt dışında olmakla beraber siyasete atıldığını ve işte muhaliflerin sesi olacağını söyleyen Navalny'a insanları seçim sandıklarını boykot etmeye veya başka adaylara oy vermeye çağırmıştı. Muhalifler hatta malumunuz seçimler 3 gün sürdü. Cuma, cumartesi, pazar. Pazar öğlen seçim sandıklarına gidin ve başkalarına oy atın diye çağrıda bulunmuştu halka. Ve hakikaten pazar öğlen özellikle Avrupa'da, yani Batı'da, Rusya dışında ki Rusya'nın misyonlarında, başkonsolosluklarında, büyükelçiliklerinde uzun kuyruklar oluştu. Açıklanan rakamlara göre Davankov Avrupa'da neredeyse %30'a yakın oy aldı. Burada işte yurt dışında yaşayan Rus halkının belirli ölçüde Putin'e bir tepki oyu kullandığını görüyoruz. Ama neticede bakıldığında genel itibariyle tabii ki Putin için büyük bir zafer oldu. Bu arada ilginç bir şey, yani Davankov, ondan sonra Haritonov ve Sutski ile bir araya geldi. Ve ortak çağrıda bulundular. Yani biz birlikteyiz, bir hareket edeceğiz. Biz bir aileyiz mesajı verildi. Hani Rusya kocaman bir ailedir mesajını zaten Putin seçimlerin başından bu yana veriyordu. Yine benzer mesajlar. Yani işte evet, biz birbirimize tırnak içerisinde rakip olarak seçimlere girmiş olsak da seçimler sonrasında dört aday bir araya gelerek birliktelik mesajı vermiş oldu. Şimdi tabii dünyanın gündemindeki bir diğer başlık da ne yazık ki Gazze şeridindeki insanlık dışı saldırı olmaya devam ediyor. Yine buradan son bir gelişmeyi aktarmak gerekirse şayet, Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail herhangi bir duyuru yapmadan, herhangi bir uyarı yapmadan Refah kentine saldırı başlattı açıklamasında bulundu. Bunu sizleri de ağırladıkça ara ara konuşmaya çalışıyoruz. Artık Ramazan'da bir ateşkes olur mu diyorduk ama olmadı ne yazık ki. Burada her geçen gün daha büyük insanlık dramları yaşanıyor. Genel görünüme ilişkin ne söylemek istersiniz? Ufuktaki gelişmeler ne beklemek gerektirir? Ben çok ümitli değilim Harika Hanım. Hatırlarsanız yine sizinle yaptığımız son programda da bana sormuştunuz. Ramazan'da ateşkes bekliyor musunuz? Ya da çatışmalara bir ara verecek mi İsrail diye. Ben çok ümitli olmadığımı söylemiştim. Maalesef haklı çıktım. Çünkü İsrail bakın kararlı. Yani artık Amerika'da çok net bir tutum benimsedi. Bir ay aradan sonra biliyorsunuz, yanılmıyorsam dün gece Biden ve Netanyahu telefonda görüştü. Biden yine Refah'a yönelik bir operasyonu desteklemediğini söyledi. Teknik heyetler bir araya gelsin. Biz Mısır, Gazze, İsrail sınırını güvenlik altına alalım. Yeter ki siz Refah'a operasyon yapmayın dedi. Ama Netanyahu ısrarla bu operasyon yapılacak diyor. Hatta geçtiğimiz hafta, yani 15 Mart'ta biliyorsunuz, Refah'a yönelik operasyonu da onayladı. Yani kara operasyonu an meselesi. Amerika ile işte çeşitli müzakereler vardı. İnsani koridor açılması. Çünkü azıcık bir bölgeye sıkışmış yaklaşık 1.5 milyon insan var. İlk başta
İsrail buna tamam demişti. Bu sefer ise işte bir an operasyonu başlatacağım. Halk da Refah'ın batısına, yani denizin kıyısına doğru gitsin diyor. Bir yandan biliyorsunuz işte ateşkes müzakereleri aslında Katar'da sürüyordu. Mossad Başkanı Barnea bugün döndü İsrail'e. İşte üzerinde çalıştığı neticeleri yine güvenlik kabinesine sunması söz konusu, ama maalesef ben çok ümitli değilim, çünkü taraflar arasında hala müzakere pozisyonları bağlamında ciddi fikir ayrılıkları var. Yani Hamas'ın istediği artık kalıcı bir ateşkes ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'den çekilmesi. İsrail hiçbir surette buna yanaşmıyor ve oradaki mevcudiyetini sürdüreceğini ve Rafah'a operasyon yapacağını ısrarla söylüyor. Kalıcı ateşkes konusunda da aslında çekinceleri var İsrail'in, işte bu bahsettiğim sebeplerden dolayı. Gelinen noktada çok ümitli değilim. Sadece bu arada tabii Refah'a yönelik değil. Bundan yaklaşık işte son bir aydır, daha doğrusu Gazze şeridinin orta kesimlerinde ve güneyine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmıştı İsrail. Fakat son dönemde, yani Ramazan'ın da başlamasıyla Gazze şehrine, yani Gazze şeridinin kuzey bölgesine yeniden operasyonlar da düzenlendiğini görüyoruz. Yani baktığımızda Ramazan'la beraber operasyonlar azalmadı. Aksine operasyonların sayısı da artıyor, artmaya devam ediyor. Bu noktada da İsrail'e dur diyecek de bir ülke yok. Ama tabii hani çabalar var. Blinken'ın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyareti söz konusu, yine ateşkes için. Fakat ben çok maalesef ümitli değilim. Umarım bu sefer yanılırım. Umarım yanılırsınız, değil mi? Bunu da söylemek çok garip ama yeter ki barış olsun, huzur olsun da biz bu haberleri verelim de yanılalım. Yani hepimizin dileği o yönde ama çok kısa, 2 dakikam kaldı. İsterseniz bir Amerikan seçimlerinin de bu noktada nasıl bir etkisi olacağından bahsedelim. Zira Biden giderse, Biden de Netanyahu kadar eli kanlı liderlerden biri bu noktada bakmak gerekirse, giderse herhangi bir değişiklik bekler misiniz bu savaşın kaderinde? Vallahi harika hanım, ben de bugün maalesef hep olumsuz şeyler söylüyorum ama korkarım ki Biden gider ve Trump gelirse çok daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Trump döneminde zaten Amerikan Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmıştı. Çok İsrail yanlısı bir tutumu var Trump'ın. Netanyahu ile iyi ilişkileri var ve Trump ısrarla şunu söylüyor: ben iktidara geldiğim vakit bu savaş bitecek diyor. Savaş bitecek de hangi şartlar altında bitecek? Yani ben Trump'ın iki devletli çözüm yönünde bir irade göstereceğini düşünmüyorum. İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi, çünkü malumunuz Yahudi lobisiyle de arası çok iyi. Dolayısıyla hani Biden'ı aratır mı? O da çok büyük bir soru işareti. Yani Orta Doğu'daki dengelerin daha da belki karışması, daha fazla istikrarsızlık oluşması söz konusu olabilir Trump döneminde, ama dediğim gibi umarım yine yanılırım. Evet, gerçekten Orta Doğu'daki bu savaş devam ettikçe ne yazık ki hep üzülerek konuşacağız. Belli ki böyle cümlelerimize hep ne yazık ki diye başlayacağız gibi görünüyor. Dilerim en kısa zamanda sonlanır. Hiç değilse insani ara, hiç değilse geçici ateşkes, biz de bu iyi haberi verebiliriz. Ben size çok teşekkür ediyorum programa kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. TEPAV Dış Politika Direktörü Gülruh Gezer'i ağırladık efendim stüdyo Brüksel'de. Burada yayınımızı noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi ana haber bültenine devrediyoruz. Ali Çağatay'la ana haber birazdan başlayacak. Biz de yarın aynı saatte görüşebilmek dileğiyle diyerek programı noktalayalım. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.